Abdüley, ustayı bir ara. Abi sen ara. Şimdi kızının yanındaysa rahatsız etmeyeyim. Abi kızına gitmedi ki. İnci Tataroğlu'na gitti. Ayrı kaldı ya. İnci'nin yanından çıkıp kızının yanına gitmiştir. İnsan çocuğunun yanında zamanı unutur. Her şeyi unutur. Abi ben çıkıyorum. Otur lan nereye? Oturup ne yapacağım abi? Hayırdır? Çiti miti bir şey mi var? Yok abi eve gideceğim. İyi git. Anam merak etmiştir. Aramadan git. Sağ ol abi. Eve gideceksin bak. Duymayayım dışarıda gezdiğini. Yok abi çıkmıyorum hiç. Pusat. Buyur abi. Gözüm üstünde. Eyvallah abi. Bunlar da genç olacak. Eve mi gider insan bu saatte be? İş öğretme çocuğa Erhan. Abi çapkın olunmaz. Çapkın doğulur. Misal sen. Misal Abdül. Misal abi. Tek başına gitmesin bu adam fellere. Efendim Memati. Ne yapıyorsun usta? Oturuyorum. Elif'in yanında mısın? Elif'in mekanındayım. Savcı Hanım'da yani. Yok. Kız Kulesi'nde. Kızını mı götürdün usta? Yok, tekim. Usta ne oldu iş? İptal Memati. Niye? Sonra anlatırım Memati. Sen daha orada mısın? Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Bu karanlıkta mı? Baba açma. Niye ağlıyorsun? Ağlıyorum işte. Polat'la görüşecektin, gelmedi mi? Geldi. Allah onun cezasını versin. Niye gelmiş benimle konuşmaya biliyor musun? Felleri ona teslim etmem için. Hamile olduğunu söylemedin mi? İnanmadı ki. Bir kimden demediği kaldı. Kimse beni sevmiyor. Sen de beni sevmiyorsun. Ben seni çok seviyorum. Sen üzülme kızım. Baban her şeyi halledecek. Ben bu çocuğu doğurmak istemiyorum. Sakın. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. Bir şey öğrenebildin mi usta? Öğrendim. Getiriyor muymuş felleri? Yok Memati. İnci'den vazgeçtim. Başka bir yol bulacağım. Niye ki usta? Hamileymiş. Kocası yok. Kimden hamileymiş? Kimdense kimden? Bize ne usta? Fellere ulaşalım da gerekirse İnci gitsin. Karnında çocuk var. Usta, bir iki aylıksa ona tam da çocuk dememek lazım. Benim çocuğum Memati.
Nasıl senin çocuğun? Öyle diyor. Çocuk senden diyor. Senle İnce arasında bir şey mi oldu? Tokalaştığım için böyle bir şey iddia edemez ya. Vay. Canım ne biliyoruz çocuk bizden? Memati zaten öyle bir şey ima ettim. Ettiğime de pişman oldum. Ne yapacaksın? Evlenecek misin İnce ile? Ne evlenmesi? Çocuk. Aldıracak mısınız? Ben ne bileyim Memati. Usta, bu çocuk işleri bizi bozuyor ha. Bir daha biriyle yakınlaşırsam hatırlatırsın. Yakınlaştığından haberim olursa tabii. Özür dilerim. Bak peşin peşin söyleyeyim, savcıdan uzak dur. Olur. Bir taraftan da çocuk iyi bir şey be usta. Bize ne, nasıl olmuş, nereden olmuş? Hem Tataroğlu'nun torunu, hem senin oğlun. Baktığında veliaht geliyor. Nereden biliyorsun erkek? Kesin erkek. Kız sırasını savdın sen usta. Bundan sonra kaç tane yapsan hepsi erkek olur. Kaynatan arıyor. Usta en azından düğün hediyesi felleri iste. Buyurun Davut Bey. Dışarıdayım. Acil mi? Eve geçecekseniz evinize geleyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada mı Polat? Sizi bekliyor. Niye gelmiş medya imparatoru? Akrabalarımız hakkında ileri geri konuşma. Feller sizin eve yemeğe gelecekmiş. Evet. Sizin evinizde öldürünce başınız belaya girecek. Benim evimde öldürebilirsin. Cesedi ortaya çıkmadıktan sonra benim için problem yok. Nasıl ikna ettiniz? Artık akraba olduğumuzu ve uzlaşmak zorunda olduğunu söyledim. Ve senin bu akrabalık karşılığında onun çıkarlarına uygun bir hayat süreceğini vaat ettim. İyi bir anlaşma. Feller bunun hayali için cehenneme bile gider. Tamam Cahit, sağ ol. Ne olmuş usta? İnce yarın içeriden çıkıyormuş. Gözün aydın abi. Sen daha çıkmadın mı? Haber bekliyorum abi. Erhan lafa boğmayın seni. Nasıl çıkıyormuş İnce? Biri işi üstlenmiş. İyi o zaman. Nikah iptalse ben izin isteyeyim. Nikah iptal demedim. Ne gereği var usta? Acele acele içeride nikah kıyacaksın. Yarına kalmasın bu iş. Diyelim ki racon olsun. Bari İnci yengenin gönlü olsun. Memati. Sence doğru mu yapıyorum? Usta gönül işinin doğrusu olmaz. İlla ki yanlış yapıyorsundur. Hadi gözün aydın. Yenge çıkıyormuş cezaevinden. Nasıl çıkıyormuş? Klasik yöntemle. Biri suçu üstlenecekmiş. İçeride mi duydun? Yok, istihbarattan aradılar. İçeriden duydum tabii. Nereden duyacağım?
Nereye daldın Abdül? Hiç. Hamit'le çok mu yakındınız eskiden? Eskiden senin kadar. İki çolaktan biri gitti, tek kaldım. Kıymetimi bil. Lan sen ne yaptın? Ne yapmışım? Oğlum, ikisine birden vurdurtmak ne? Üstelik ikisi birden ölmedi. Ben öyle bir şey yapmadım. Sana söyledim. Sonra düşündüm, vazgeçtim. Abdüley. Adam evlenmiş. Artık bize düşen saygı göstermek. Ulan mezarlıkta duymadın mı evlendiklerini? Ne yap et? Çarpan adamı ortadan kaldır. Yoksa bu iş çok su kaldırır. Ne benim haberim var, ne seninle konuştuk. Bu da bir nevi küçük devlet sırrı. Omerta Abdül. Hastayım senin bu sırlar dünyana. Yandı zavallı Ferman. Abimle Leyla yengemizin aşkının ilk kurbanı oldu. Alo. Abi. Ne saçmalıyorsun Erhan? Yalan mı abi? Yoksa Leyla yengemiz... Pardon düzeltiyorum. Leyla ablamız Ferman'ı niye aldırsın? Sen niye gitmedin Ferman'la? Abi onun için aradım. Tamam, ben Leyla'yı ararım. Peki abi. Oh. Yırttık. Erhan! Abi ne Leyla'sı şimdi? Gidip konuşayım ki çocukla uğraşmasın. Uğraşsın abi. Biz işimizi bitirelim, gidip alırız. Abdüley. Şimdi kara duyacak, Leyla'ya saracak. Tamam abi. İşimizi bitirelim, yine gidelim. Abi biz seni adliyeye bırakıp devam edelim. Aferin Cahit. Uzatma işte. Abdüley, onunla alakası yok. Şaşırma beni. Kapatayım teybi. Yok. Sesini aç. Karayı çağıralım, soralım, anlatsın. Şimdilik bir şey söylemeyeceğiz Memati. Ne yapacağız usta? Karayı takip edeceksin Memati. Usta, ben sevmiyorum bu işleri. Cahit anlar bu işlerden, o takip etsin. Cahit'in işi var Memati, sen takip edeceksin. Usta, tamam. Peki, bu kim usta? Bu adam peşmerge mi? Yok abi. Ağır met ediyorlar. Eskiden devletin sahibi olanlardan. Cahit, bu metenin yerini araştırın. Tamam abi. Bu devletin ne çok sahibi varmış usta. Ne yani? Şimdi bunlar olmayınca bu devlet sahipsiz mi kaldı? Sahipsiz bırakma Memati. Ne karayı sahipsiz bırak, ne de devleti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir saniye. Abi kayınbabanız geldi. Tamam gülüm. Savcanımın babası vefat etmemiş miydi usta? Memati.
Pardon usta. Babalar karıştı. Sen bilmezsin Cahit. Eskiden buraya mafya babaları gelirdi. Hepsini hallettik. Kala kala kayınbabalar kaldı.